Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyetun minni ileykum eyyuhel ahibbe'ul kiram. Evet, değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nisa suresinin 19 ve 24. ayetin sonuna kadar ayetlerin tefsirini yapıyorduk ve bu ayetlerden çıkarılan hükümleri açıklıyorduk. İkinci hükme gelmiştik. El-Hükmü Thani, ikinci hüküm şöyle değerli dostlar. Mel-Muradu bil-Mithaq-il-Galizi fil-Ayet-il-Kerimeti. Ayet-i Kerime'deki el-Mithaq-ul-Galiz'den murad edilen nedir? Evet. Gâle-Dahhâku ve Gatâdetü. Dahhak ve Katade şöyle demişlerdir. Vel ahdüllezî ehaze aleyhim min ihsanil işrati ilen nisai. Bu ayetteki el-misâgul galizden murad edilen erkeklerden kadınlarla güzel geçinme konusunda onlardan alınmış olan kesin sözdür, ahittir. Nitekim ayet-i kerimede şöyle ifade edilmiştir ki kavlihi teala fe imsakum bi marufin, yani ya iyi bir geçinme, iyilikle tutma, ev tasdihum bi ihsan veya güzel bir şekilde kadını serbest bırakma şeklinde ifade edilmiştir. Ve gale mücahidun ve ikrimetü, mücahid ve ikrime de buradaki el-misâkul galîzı, kesin misakı, ahdi şöyle açıklamışlardır. El-murâdu bil-misâkul galîzı, galîz olan misaktan murad edilen ve akdün nikah, nikah akdidir demişlerdir. Ve gaddelle aleyhi kavluhu aleyhisselam, nitekim Peygamber Efendimiz'in şu sözü bunu göstermiştir. İttegullaha finnisa, kadınlar konusunda Allah'tan korkununuz. Fe innekum, zira sizler hastumuhunne bi emanetillahi, Allah'ın emaneti olarak kadınları aldınız. Ve stehleltüm furucehunne bi kelimetillah, Allah'ın adını anarak onların namuslarını kendinize helal olarak aldınız buyurmuştur. Evet, dolayısıyla Mücahit ve İklim'e de bu ayet-i kerimedeki el-mithâkul galîz ifadesini nikah akdi olarak açıklamışlardır. El-Hükmü Thâlisü, üçüncü hüküm de şöyle değerli dostlar. Mâhiyel muharramâtu elletî erşedet ileyhel ayetül kerime. Ayet-i kerimenin irşad ettiği, açıkladığı, ifade ettiği haram olan kadınlar kimlerdir? El muharramatu lleti yahrumu ezzevacu bihinne, evet, evlenilmesi haram olan kadınlar selasetü envain, üç kısımdır, üç çeşittir. Ve hunne kelati, onlar şu şekildedir. Evvelen birinci olarak muharramatun bin nesep, nesep yoluyla, İnsanın soyu ve sopu yoluyla haram olan kadınlar, aynı soydan, aynı nesepten gelen kadınlar. İkincisi, muharramatun bir rada'i, süt emme sebebiyle haram olan kadınlar. Üçüncüsü de muharramatun bil musaharati, evlilik sebebiyle haram olan bayanlar. Bunları şöyle açıklayabiliriz. El muharramatu minen nesebi, nesep sebebiyle haram olan kadınlar. Eşarat el ayetül kerimetu ila tahrimi seb'atin minen nesebi, nesep sebebiyle 7 sınıf kadının haram olduğunu ayet-i kerime işaret etmiştir. Ve hunne, onlardan şunlardır. El ummuhat, anneler. El benatu, kızlar. El ahavatu, kız kardeşler. El ammatu, halalar. El halatu, teyzeler. Benatul ahi, erkek kardeşin kızları. Benatul uhti,
kız kardeşin kızları. Bunlar nesep sebebiyle haram olan 7 bayandır. Ve haulâ'i bunlar yahrumu ezzevâce bihinne alettebidi ebedi olarak bu kadınlarla evlenmek haramdır. Ey ennehu la yahillu ezzevâc bihinne bihalin minel ehval hangi halde olursa olsun asla bu kadınlarla evlenmek helal değildir. Ve yedhulu fil ümmahat tabi ümmahat ifadesine aynı zamanda el ceddat nineler de girmektedir. Ve in alevne ne kadar yüksek yukarı doğru gidilirse gidilsin nineler de girer. Kema yedhulu fil benat evet kızlar ifadesine yine benatuhunne ve in sefelne aşağı doğru ne kadar inersek inelim kadınların kızları da girmektedir. Ve kedelikel ahavat kız kardeşler ifadesine de aynı şekilde sevaun kunne şagigat öz kız kardeşler olsun evli ebin veya babadan olan kız kardeşler olsun evli ümmin anneden olan kız kardeşler olsun onlar da girmektedir. Vel ammat vel halat halalar ve teyzeler ifadesine de ve in alevne sevaen künne min cihetil ebi baba cihetiyle olan halalar teyzeler olsun em el ümmü anne cihetinden olsun hepsi girmektedir. El muharramatu minel rida evet süt emme sebebiyle haram olan bayanlara gelince değerli dostlar bunları da şöyle açıklayabiliriz. Vel muharramatu minel rida'i seb'un eydan evet süt emme sebebiyle haram olan kadınlar da yine aynı şekilde 7 kadındır. 7 sınıf kadındır. Kema huvel halu fil nesep soy ve nesep itibariyle 7 sınıf kadın nasıl haramsa süt emme sebebiyle de aynı şekilde haram olmaktadır. Li kavlihi aleyhissalatu vesselam Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun Peygamber Efendimiz'in şu sözü sebebiyle yahrumu minel radaati ma yahrumu minel nesep evet nesep sebebiyle haram olan kadınlar gibi süt emme sebebiyle olan kadınlar da haram olur demiştir. Vel ayetül kerimetü nitekim ayet-i kerime lem tezkur minel muharramati bir radai evet süt sebebiyle haram olan kadınlardan sadece ümmuhat anneleri ve ahavat kız kardeşleri zikretmiştir. Dolayısıyla vel ümmü aslul uhti evet anne asıldır. Vel ümmü aslun anne asıldır. Vel uhtu fer'un kız kardeş ise fer'dir. Fe nebbehe bidalike ala cemi'il usulü vel furu böylece bütün asıllar ve bütün furuları dikkati çekmiştir Allah Teala ve baddahatü sünnetü sünnet de bunu ayrıntılı olarak açıklamıştır. Es-sünnetün nebeviyyetü zalike bir tafsil ayrıntılı olarak süt sebebiyle haram olan kadınları açıklamıştır. Ve bir sarihil ibareti açık bir ifadeyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnette açıklamıştır. Kemafil hadisi sabik biraz önce açıkladığımız hadiste olduğu gibi ve gad sebete fissah fissihahi anhu sallallahu aleyhi ve sellem ennehu gal nitekim sahih hadis kitaplarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu sabit olmuştur. An ibneti Hamza Hamza'nın kızı hakkında inneha ibnetu ahiyi o benim kız erkek kardeşimin kızıdır. Mine radaati süt sebebiyle erkek kardeşimin kızıdır demiştir. Evet. El muharramatu bis sebebil musaharati evet evlenme sebebiyle haram olan kadınlara gelince değerli dostlar onları da şöyle açıklayabiliriz. Ve emmel muharramatu bis sebebil musaharati evlilik sebebiyle haram olan bayanlar ise fakat zekeretil ayetül kerimetü minhunne erbaan
Evet, ayeti kerime onlardan dört tanesini zikretmiştir. Ve hunne kettali, o dört bayan da şunlardır. Aşağıda zikredilen gibidir. Birincisi zevcetül ebi, babanın evlenmiş olduğu kadın, eşi. Likavlihi teala, çünkü ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur Cenab-ı Allah. Ve la tenkihu ma nekaha abaukum minen nisa. Babalarınızın nikahladığı kadınları nikahlamayınız buyurmuştur. İkinci olarak zevcetül ibni, oğlun eşi. Likavlihi teala, çünkü ve halali ilu ebnaikum, çocuklarınızın helal olan hanımları şeklinde ayette açıklanmıştır. Ellezine min aslabikum, kendi sülbünüzden olan erkek çocuklarınızın hanımları size haramdır buyurulmuştur. Üçüncü olarak ümmü zevceti, evet, insanın evlendiği hanımının annesi, kayınvalidesi de haramdır. Likavlihi teala, çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur. Ve ummahatü nisaikum, evlendiğiniz hanımlarınızın anneleri şeklinde açıklamıştır. Dördüncü olarak bintü zevceti, evet, evlendiğiniz hanımınızın kızı şeklinde açıklanmıştır. İzâ dehale bi ümmiha, eğer erkek annesiyle zifafa girdiyse, dolayısıyla o evlendiği hanımının kızı da, üvey kızı da kendisine haramdır. Likavlihi teâlâ, çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur bu konuda. Ve rabâibukum lâti fî hucûrikum. Evet, korumanız, gözetiminiz altında olan hanımlarınızın kızları, min nisâikum ellâti dehaltum bihinne, kendileriyle zifafa girdiğiniz hanımlarınızın gözetiminiz altında, korumanız altında olan kızları şeklinde. Ve inlem tekûnü dehaltum bihinne, şayet anneleriyle zifafa girmediyseniz, fela cünahı aleyküm, o zaman onlarla nikahlanmanızda bir günah yoktur şeklinde açıklama getirilmiştir. Vel aslu fi hâzâ, evet, bu konuda asıl olan enne ümmez zevceti, eşin annesi, tahrumu bi mücerredil akdi alel binti, evet, kıza mücerret olarak sadece nikah akdi kıyılmasıyla annesi haram olmaktadır erkeğe. Ve la tahrumul bintu illa bi duhul bil ümmi. Evet, evlenilen kadının kızı, evlendiğin bayana zifafa girmekle haram olmaktadır. Lil ayetil kerimeti, çünkü ayet-i kerimede şöyle bir kayıt vardır. Bellati dehaltum bihinne, yani kendileriyle zifafa girdiğiniz hanımlarınızın kızları şeklinde. Ve kad istenbatel ulema, nitekim alimler delil çıkartmışlardır. Min zalike hadihil kaidetel usuliyete, şu usul kaidesini bu ayetten çıkartmışlardır. Vehiye el aktu alel benati, evet, kızlara akit yapmak, nikah akdi kıymak. Yuharrimul ummahat, annelerini haram kılar. Ve duhul bil ummahat, annelerle zifafa girmek ise yuharrimul benati, kızları haram kılar. Bu şekilde bir usul kaidesi çıkartmışlardır. Tenbihun, evet, burada bir tenbih, dikkati çekme var. Errebibetü, errebibetü denilen, yani bintü zevceti, erkeğin evlendiği hanımının başka bir erkekten doğmuş olan kızı, elleti dehale bi ummiha, annesiyle zifafa girdiyse, tuharrimu ale zevci sevaen kânet fi hacriha evlem tekun fi hacriha hacrihi. Yani erkeğin koruması, terbiyesi, gözetimi altında olsun veya olmasın, eğer annesiyle zifafa girdiyse o kız çocuğu o erkeğe, yani üvey babasına haramdır. Ve takyid fi kavlihi, evet, ayet-i kerimedeki şu sınırlama, şu kayıt, vellati fi hucurikum, yani kendi eğitiminiz, gözetiminiz altında olan üvey kızlarınız ifadesi,
Leyseli şartı şart değildir. Evlil gaydı. Bir kayıt şart değildir bu. İnnemâ huve li beyanil galip. Galip olarak genelde üvey kızlar kadının evlendiği kocanın eğitim ve gözetim altında olduğu için böyle bir ifade kullanılmıştır ayet-i kerimede. Li'ennel galibe, çünkü genelde çoğunlukla enneha tekunu ma'a ümmiha, o kız çocuğu genelde annesiyle beraber olur. Ve yetevella ezzevcu terbiyeteha, ve eş de erkek de o kız çocuğun terbiyesini üstlenir. Ve hada bi icma'il fukahai, dolayısıyla bu fıkıh alimlerinin icmasıyla böyledir. Fetedebberhu, ve bunu düşün. Gerçekten dikkat edilmesi gereken bir nokta. El muharramatu hurmeten muvakkateten, geçici haramlık, geçici haram olan bayanlar ise şöyledir değerli dostlar. Lekad eşaretil ayetül kerimetü, yüce ayet-i kerime işaret etmiştir. İla men yahrumu ezzevac bihinne hurmeten muakkateten, geçici olarak haram olan bayanları ayet-i kerime şöyle açıklamış ve zikretmiştir. Ve zekarat nev'ayni, iki çeşit kadın zikredilmiştir ayet-i kerimede. Birincisi el cem'u beynel uhteyni, iki kız kardeşin bir erkeğin nikahı altında aynı anda birleştirilmesi. Likavlihi teala, şu ayet-i kerimede bu ifade edilmiştir. Ve en tecme'u beynel uhteyni, iki kız kardeşi birleştirmeniz, aynı erkeğin nikah altında bulunması haramdır. Ve el hagat es sünnetül mutahharatu, evet, o sünnet-i mutahhara da, Peygamberimizin sünneti de buna şunu ilave etmiştir. El cem'a beynel mer'eti ve ammetiha, bir kadınla halasını bir erkeğin aynı anda nikah altında bulundurmayı ilave etmiştir. Vel cem'a beynel mer'eti ve haletiha, bir kadınla teyzesini bir erkeğin aynı anda nikah altında bulundurmasının haram olduğunu ifade etmiştir. Ziyadeten alel cem'i beynel uhteyn, iki kız kardeşin bir erkeğin nikahı altında cem edilmesine ilave olarak bu şekilde sünnet açıklamada bulunmuş ve ilavede bulunmuştur. Rabal Buhariyyü ve Müslim'in an Ebi Hureyre'te ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Buhari ve Müslim Ebu Hureyre'den naklederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in neha en yecma'a beynel mer'eti ve ammetiha ve beynel mer'eti ve haletiha, evet, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının halasıyla bir kadının teyzesiyle birlikte bir erkeğin nikahı altında birleştirilmesini Peygamber Efendimiz yasaklamıştır. Vel hikmetü fî zâlike, peki bunda hikmet nedir? Neden bu haram kılınmıştır? Haşyetül gati'a, evet, sıla-i rahimin kesilmesi korkusu mevcuttur böyle bir evlilikte. Bir hadis İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas'ın hadisi sebebiyle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti. En yetezevvece er-racülü el-mer'ete alel ammeti evil haleti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin bir kadınla halasını, bir kadınla teyzesini aynı anda nikahlamasını, evlenmesini haram kılmıştır, yasaklamıştır. Ve gale, ve şöyle buyurdu. İnnekum izâ fealtum zâlike, eğer siz böyle yaparsanız gata'tum erhamekum, yani bir kadınla halasını, bir kadınla teyzesini bir erkek aynı anda nikahı altında bulundurursa o zaman aranızdaki sıla-i rahmi kesmiş olursunuz, koparmış olursunuz ki bu İslam'a göre caiz değildir. Evet, başka bir husus, zevcetül gayr ev muhteddetuhu, evet, başka birinin hanımıyla evlenmek haramdır. Ev muhteddetuhu, evet, başka bir erkekle evlenip de boşanmış olan ve iddet bekleyen kadınla evlenmek
haramdır. Riayeten li hakkı zevç, evet, hanımını boşamış olan erkeğin hakkını gözetmek bakımından haram kılınmıştır. Ligavlihi Teala, zira Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Vel muhsenatü minen nisa, evet, kadınlardan başka bir erkekle evli olan bayanlar size haramdır. Yani el mütezevvecatü minen nisa, kadınlardan evli olan bayanlar size haramdır. Vel mu'teddetü hukmuha, hukmü mütezevvece, iddet bekleyen kadın da aynı evli kadının hükmüyle aynı hükmü almaktadır. Madamet fil iddeti, evet, iddet süresi içerisinde bulunduğu sürece aynı evli kadın sayılır ve başka bir erkeğin o bayanı evlenmesi, nikahlanması haramdır. Ve kad merra hukmuha sabigan fi suretil bakara, nitekim bu konuda hüküm Bakara suresinin ayetleri tefsir edilirken geçmişti. Fi kavlihi teala, şu ayet-i kerimede ve la tazimu ukdeten nikahi, nikah akdi yapmaya azmetmeyin, karar vermeyin. Hatta yebluğal kitabu ecele, yani kadının iddet süresi bitinceye kadar kesinlikle o kadınla nikahlanmaya asla niyetlenmeyin. Ve beyyenna el hikmete min zalike, bu konudaki hikmeti de açıkladık. Ferci ileyha hunake, nitekim o ayetin tefsirine müracaat edebilirsin. Vallahu yetevellake, Allah-u Teala elbette daha iyi bilir. Evet, böylece üçüncü hükmü de açıklamış olduk değerli dostlar. El hukmur rabi'u, dördüncü hüküm de şöyle. Hel vat'u ummi zevceti yuharrimu zevciyete, evet, bir bayanın annesiyle bir erkeğin cinsi münasebette bulunması evlenmeyi haram kılar mı? İhtelefel ulema fizzina bi ummi zevceti, evet, kişinin Allah muhafaza kayınvalidesiyle zina yapması, gayrimeşru ilişkide bulunması, kızıyla olan evliliğini efendim haram kılar mı? Hel yuharrimu zevciyete emla, yani bu evliliği haram kılar mı kılmaz mı konusunda İslam alimleri ihtilaf etmişlerdir. Fezehebe Ebu Hanife, evet, Ebu Hanife bu konuda şöyle demiştir. Ve sahibani, Ebu Hanife'nin iki arkadaşı Ebu Yusuf ve Muhammed, ilel gavli bit tahrim, evet, haram kılar şeklinde söylemişler. Ve huve gavli sevri, bu aynı zamanda Sevri'nin görüşüdür. Vel Evza'i ve Katade, Evza'i ve Katade'nin görüşüdür. Ve Zehebe Şafii, İmam Şafii de bu konuda şöyle demiştir. İlel gavli bi ademit tahrim, haram kılmaz diye söylemiştir. Li'ennel harame, çünkü haram, haram olan bir şey. La yuharrimul halale, helalı haram kılmaz. Ve huve gavlul leys ve zühri, evet, bu aynı zamanda Leys'in ve Zühri'nin görüşüdür. Ve mezhebu Malik'in rahimahullah, İmam Malik'in de mezhebidir bu. Ve hiye rivayetul muatta, muatta'da geçen bir rivayettir. Ve sebebul hilaf, bu konudaki ihtilafın sebebi ise değerli arkadaşlar, ve ihtilafuhum fi lafzın nikah, nikah lafzındaki alimlerin ihtilafı sebeptir. Hel huve hakikatun fil vat'i, evet, cinsel birleşmede bu hakiki bir sebep midir? Em fil akdi, yoksa akit sözleşmede, nikah akdinde mi hakiki bir sebeptir? Femen gale, kim şöyle dediyse, innel murad bihi fil ayeti el vat, ayet-i kerimedeki nikahtan kastedilen vat, yani birleşme, cinsi ilişkidir demişse, harrama min men vata'at velev bi zina, dolayısıyla zina da olsa bir kadınla yapılan cinsi münasebetin haram kılacağını söylemiştir. Ve men gale, kim de innel murada bihi el akt, buradaki murad edilen nikah aktidir dediyse, lem yuharrim ez zina,
zinanın haram kılmayacağını söylemiştir. Fel hanefiyyetu raccehu, Hanefiler şunu tercih etmişlerdir. En yekûnel muradu bin nikah el vat. Evet, ayetteki nikahtan murad edilen cinsi birleşmedir, cimadır. Ve galû, dediler ki innen nikaha fil vat'i hakika. Evet, nikah kelimesi vat'ı kelimesiyle hakiki manada kullanılmaktadır. Ve fil akdi mecaz, akt, nikah akdi konusunda da mecazi olarak kullanılmaktadır. Vel hamlu alel hakika evla, dolayısıyla hakikate hamletmek daha evladır. Hatta yegûmed delilü alel mecaz, dolayısıyla mecaza delil düzgün bir şekilde gerçekleşmiş olsun. Ve idâ kânel muradu bihi el vat'u, o zaman buradaki ayetteki nikah kelimesinden kastedilen cinsi birleşme ise felâ farka beynel vat'il halâli, o zaman helal yoldan cinsi birleşmeyle vel vat'ul haram, haram yoldan zina yoluyla cinsi birleşme arasında bir fark yoktur demişlerdir. Ve şafiiyyetu raccehu, şafiiler ise şunu tercih etmişlerdir. En yekûnel muradu bin nikah el aktu, evet, ayetteki nikahtan kastedilen nikah akdidir. Ve galû, dediler ki mimma yedillü lehu min cihetin nazar, nazar yönüyle şu ennallâhe ce'alel hurmete, Allah Teala haramlığı lil musaharati teklimen leha, evet, evlilik sebebiyle haramlığı kılmıştır. Kemâ ce'alel hurmete minen nesep, nesep yoluyla haramlığı kıldığı gibi teklimen lil nesep, nesebi daha saygın olarak göstermek için. Fe keyfe tec'alu hâdihil hurmete lizzina, bu haramlığı zina için nasıl efendim sabit kılınır? Ve huve fahişe, ve huve fahişetün ve maktun, evet, zina ise bir fuhşiyattır ve bir efendim iğrenç bir ilişkidir. Gale Şafii fil üm, İmam Şafii el üm adlı kitabında şöyle demiştir. Fe in zena bimraati ebihi, eğer bir insan babasının hanımıyla zina ederse, em ümmi imrati, veya hanımının annesiyle zina ederse, fakat asallah, Allah'a isyan etmiş olur. Ve la tuharrim aleyhi imratehu, ve kadını, hanımı ona haram olmaz. Ve la ala ebihi, babasına da haram olmaz. Ve la ala ibnihi, oğluna da haram olmaz. Li ennallaha, çünkü Allah Teala innema harrame bi hurmetil halali tazizen li halalihi, Allah Teala helalını yüceltmek için haramı haram kılmıştır. Ve ziyadeten fi nimetihi bima ebaha minhu, mübah kıldığı şeyleri, nimetini artırmak için. Ve esbete bihil harame, haramı böylece ispat etmiş. Elleti lem tekun kablehu, daha önce mevcut olmayan haramı böylece ispat etmiştir. Ve evcebe biha el hukuka, böylece hakları buna göre düzenlemiştir. Vel haramu hilaful halal, haram ise helalın tamamen tersidir, hilafıdır. Evet, peki bu konuda hangi görüş daha tercihen şayandır? Et tercihu, bu konuda tercih edilecek görüş. Ve lealle ma zehebe ileyhi şafiiyyetü, Şafii mezhebinin görüşü. Yekûn-ü ercah, daha tercihen şayandır. Li kuvveti delilihim, çünkü onların delilleri daha kuvvetlidir. Fakat ruviye, fakat rava ikrimetü an İbni Abbas'ın, nitekim ikrime Abdullah İbni Abbas'tan rivayet etmiştir. Fir racul, bir adam yezni bi ümmi imratihi, evet, hanımının annesiyle zina eder. Bademâ yedhulü biha, hanımıyla zifafa girdikten sonra hanımının annesiyle, kayınvalidesiyle zina eder. Fegale, ve bu durumda tuhatti hürmeteyni, evet, iki haramı işlemiştir. Belen tuharrim aleyhi imratehu, evet, hanımı ona haram olmaz. Ve ruviye ennehu gale, ve şöyle demiştir rivayet edildiğine göre, la yuharrimul haramu el halale,
haram helalı haram kılmaz. Evet, böylece değerli dostlar, bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, yine şu duamızla bitirelim. Allahümme fehhimna esrarel Kur'an'ı kema tuhibbu ve terda ve veffikna li hidmeti. Ey Allah'ım, Kur'an'ın sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip eyle. Bizleri Kur'an'a hizmet etmede muvaffak kıl. Rabbim bizleri öğrendiklerimizle amel edip rızasına eren salih kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.